Tabii TGRT Femoral bugün İslam ve Toplum Forumu'na girerken de Enver abilerin aynı şekilde sözüyle girdik. Şimdi belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Enver abiler hayattayken niye Enver abilerden bahsetmiyordunuz diye birisinin hatırına soru gelebilir. Diyenler de var. Biz Enver abi vefat ettikten sonra haberimiz oldu. Niye önceden haberimiz olmadı diyenler de var. Şimdi hani biz o belgeseli yaptığımız programda da, Gönül Pınarı programında da ifade ettik. Şimdi Enver abiyi anlamak, Enver abiyi tanımak, Enver abiyi anlatmak, o bizim gücümüzün üstünde bir şey. Biz sadece gözlemlerimizi, yani müşahidelerimizi ve kendi söyleklerini naklediyorduk. Çünkü Enver abiler övünen, ben böyleyim, ben şöyle yapıyorum, işte şunları yapıyorum. Yani Enver abide böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü Enver abilerin verdikleri misaller içerisinde devamlı naklettikleri, siz de hatırlarsınız, hatta tekerde belgeselde kendi sesinden de veriyorlar onu. Anlatırlarken işte bir hadis-i şerif var. Ebu Bekir'in imanıyla radıyallahu anh ümmetimin imanı tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Enver abi bunu izah ediyordu. Niçin? Niçin? Bir seferinde aynı şekilde anlatırlarken buyurdular ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Hafe'nin oğluna baksın buyurmuşlar Hazreti Ebu Bekir için. Ve Enver abiler bunu izah ederken, açıklarken buyuruyorlardı ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala pasaportunu almış, vizesini yaptırmış, dövizini hazırlamış, valizi hazırlamış, kefeni hazırlamış, yüzünü rotasını ahirete döndürmüş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu hazretlerine dövsen de, sövsen de, methetsen de değişmiyordu. Yüzü ahirete dönüktü. Yüzü ahirete dönüktü. Ve hep ahiret için hazırlanırdı. Yüzü ahirete dönük olanlar buyururdu Enver abi. Kimseyle kavga etmez, kimseyle münakaşa etmez. Ahiret derdiyle dertli olanlar dünya dertlerini dert edinmezler diye anlatırlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de böyleydi. Ve mesela hep zaman zaman böyle insan tabii şimdi biz şahit olduğumuz, yakinen aynı şekilde görüp işittiğimiz için o müşahedelerimizi mesela bazen ah çekerlerdi Enver abiler. Netice itibariyle Enver abi de Allah-u Teala'nın bir kuludur. Biz de Allah-u Teala'nın bir kuluyuz. Yani Allah-u Teala'nın bir nimet verdiği zaman o nimete kavuşmanın mesela içi yanarak öyle bir sesle aynı şekilde ya tanımasaydık, bilmeseydik derlerdi. Hakikaten öyle. Ya Allah-u Teala tanıtırmasaydı. Denizli'nin o zaman o kasabası, köyü İşte sonra nahiye, ondan sonra kaza oluyor şimdi. Orada dünyaya geliyor. Küçücük bir köy. Küçücük bir köy. Tütün tarlaları, ondan sonra varsa merkebin üstüne biniyorsun. Öyle bir yer. Babasını kaybetmiş. Beş kardeşler. Nereye gideceğini bilemiyor. Hatta bir seferinde anlatmışlardı. İşte dayısına gidiyor. Ha diyor, okuyup bakayım ne yapacağız sen falan diyor. İşte babayın diyor ceketi sen olmaz onu bana getir. Amcasına gidiyor, diyor babayın paltosu sana olmaz, getir o bana. Yani hiç kimse aynı şekilde, yani akrabalarından da hani bazılarının hatırına gelebilir, amcası dayısı yok muydu bunların aynı şekilde koruyup kollayacak. Garip zamanı, fakirlik zamanı, onlar da aynı şekilde ne okuması ne şeyi falan işte çalış tütün tarlasında. İş gücü lazım, adam lazım. İş gücü lazım, adam lazım, buralarda çalış, öyle diyorlardı. İşte bir arkadaşının hatırlatması üzerine neyin nesi olduğunu da bilmiyorduk. Kuleli Askeri Lisesi'ne girmek için aynı şekilde bir telgraf çektik. Oradan da cevap geliyor, istisna olarak seni kabul ettik diye. Okullar başlamış. İşte orada işte önce kimya hocası, sonra dinini öğrendiği rehberi olan Hüseyin Hilmi Efendi, Kudüs-i Sur Hazretlerini aynı şekilde tanıyor ve aynı zamanda kayınpeder oluyor sonra. Demek ki Allah-u Teala takdir edecek. Ya tanımasaydık? Ya tanımasaydık? Doğru. Ya tanımasaydık, bilmeseydik. Ya bozuk bir arabaya binseydik diye anlatırlardı. Ehliyetsiz şoför kaza yapar. Sonu iyi değil. Ehliyetin dünyada ve ahirette tasdik edilmesi lazım. Ehliyetli şoförün kullandığı vasıta selamettedir. Yanlış bir arabaya binersek Kabe'ye varamayız. Suyun aktığı yerden onun gideceği yer belli olur. İnsan da nereye gitmek istiyorsa o vasıtaya biner ve netice belli olur. Ehliyetsiz şoför. Ha şimdi bu ifadelerle biz daha iyi anlıyorduk bunu. Ne demek o ehliyetsiz şoför? Yani demek istiyorlardı ki bir zatın hocası yoksa bu adam ehliyetsizdir. Sakın bunun arabasına binme. Zamanımızda var ya işte böyle ehliyetsiz aynı şekilde şoförlerin arabasına binenler sonunda götürüp aynı şekilde arabayı duvara tosluyorlar. Öyle değil mi? Öyle. Ve kendilerini arabadaki bulunanları da felakete götürüyorlar.
rehber olmadan aynı şekilde olmaz ki. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Kitaplarda yazılır bu. İnsan ehli sünnet kitaplarını alır, doğru yola girer. Bize düşen vazife onlara da faydalı olmak ve merhametli olmak insanlara. Bu da kitap dağıtmakla, bir kişinin kurtuluşuna sebep olmakla olur. Ve sık sık söyledikleri, ölüm ne genç dinler, ne ihtiyar. Ne çoluk çocuk dinlemiyor. Velhasıl herkesin bir sonu var. Bu son noktaya adım adım hepimiz yaklaşıyoruz. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muteber olan sondur buyurmuştur. Son nefeste Allah diyeceği yerde aman doktor derse mahvolur. Kurtarın beni doktor derse imansız gider. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaşarsın öyle ölürsünüz buyuruyor. Müslüman ve abdesti yaşayanlar son nefeste Allah diyerek ölürler diye anlatırlardı. Ve sık sık da habire ikaz ederler. Çok korkmak, çok sakınmak, çok dikkatli olmak lazım. Hemen herkesin kafasında başka bir alem vardır. Hepimizi birleştiren nokta Allah-u Teala'nın sevgisi olacak. Hepinizden dua bekliyoruz. Hepinizden dua bekliyoruz. Çünkü bu sünnettir biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan dua istiyordu. Dediler ya Resulallah, yani sizin duaya ihtiyacınız var mı? Siz edin buyurdular. Edene mi edilene mi? Mustafa Bey siz de kaç defa şahit olmuşsunuzdur. Biz kaç defa şahit olduk. Hani derler ya iti uğursuzu bilmem adam mı adamı falan. Kim gelirse gelsin herkesin dua istiyor Enver abi. Bana dua et derdi. Enver abiye dua edin. Hatta bazen derlerdi ki ben de Enver abiye dua ediyorum derlerdi. Öyle değil mi? Evet. Duymuşsunuzdur. Ben de Enver abiye dua edin. Hepinizden dua bekliyoruz. Bir kişinin kurtuluşuna sebep olmak peygamberlik görevi yapmaktır. Nefsi için olursa olmaz. İlla Allah için yapmak lazım. Mübarek hocamız ya ilim öğretmek için giderse daha çok sevap kazanır buyururlardı diye naklediyorlar. Çok para kazanmak marifet değil, çok sevap kazanmak lazım diye hep anlatırlardı. Çok para kazanmak marifet değil, çok sevap kazanmak marifettir. Öyle ya, çok para kazandın. Onun da hakkını yerine getiremedin, ahirette vebal olarak geriye döner. Ama çok sevap kazanırsan ahirette faydası olur. Bir de yanında götüremezsin. Yani. Ama götüremezsin tabii, tabii. Hatta bu hadis-i şerifi, hadis-i kusi daha doğrusu, sık sık naklederdi Enver abiler. İşte azamet ve kibriya benim hakkımdır, kim bana ortak olmak isterse ona hiç acımam, onu yakarım. Hadis-i kusi bu, sık sık naklederlerdi bunu. Uyuz köpekten, kafirden bile kibir eden, yani ona tepeden bakan, Allah-u Teala'yı tanıyamaz. Büyüklerle beraber olmak, bu ümmetten olmanın alametidir. Din büyükleriyle beraber olmak, onları sevmek, onların kitabını okumak, bu ümmetten olmanın alamettir. Herkesi terbiye eden birisi vardır. Ya anne, baba veya hocası. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam beni Rabbim terbiye etti buyurmuştur. O hiçbir mümine sert bakmamıştır. Hakaret babında en sert sözü Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam bilmiyorlar. Bilseler böyle yapmazlardı buyurmuştur. Ona benzeyen ehl-i sünnet alimler de böyle olmuşlardır. Hakikaten biz bunu Emel abi de görüyorduk. Hani efendim işte sünneti seniye uyacaksın falan işte İslamiyet'e uyacaksın falan. Bir hatıramı anlatayım da bir gün TGR'de falan yoktu ya ortada. Gazetenin orta sayfasındayız. Cağaloğlu'ndayız. Tabii o zaman garip dönemi. Gazetenin de ana binası falan yok öyle böyle ya sol binası gibi falan yok. Siz sonradan geliniz böyle lüks binalara. Orayı biliyorum onları. Biliyor musunuz? Küçük bir apartman. Ve diğer birimler de çeşitli yerlerde böyle. Bizim sayfa birimi de başka bir yerdeydi. Bir gün bir hadise oldu yazışlarıyla bizim sayfa servisi arasında. Emel abiler hiç beklemediğin anda bakıyorsun her birime rahatla pat diye geliveriyorlardı birden. Bir baktım Emel abiler gazeteyi almışlar. Açmışlar bizim sayfa açık. Onu tutuyorlar. Bizim sayfaya geldiler. Böyle celalliydiler. Getirdiler böyle masanın ortasına. O gazeteyi bir koydular. Buyurdular ki sizin yazdıklarınızla hep ben mi amel edeceğim buyurdular. Biraz da kendiniz amel etseniz ya buyurdular. Oh. Hiç unutmuyorum onu. Sizin yazdıklarınızla bir ben mi amel edeceğim? Yazmak kolay. Anlatmak da kolay. Ama biz bunu hemen hadi yaşayarak yaşadığını görüyorduk. Ve gerçekten de aynı şekilde Emel abilerin hayatında vardı bu.
Peygamber Efendimiz'den mesela anlatırlardı. Herhangi bir şey istendiği zaman yok dediği vaki olmamıştır. Varsa vermiş, yoksa susmuştur. Hemen evde de vardı bu haslet. Hiçbir kimse, hiçbir bakımdan, hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz'in zerresi olamaz. Allah-u Teala onu en mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Hırka-i Şerif'in kokusu 1400 seneden beri sürüyor. Kokluyoruz, kokluyoruz, gitmiyor. Herhangi bir koku sürülmüş değil. Allah-u Teala bir kulunu aziz ederse kimse onu zelil edemez. Ve yine Allah-u Teala zelil kıldığını kimse de kimse aziz edemez. Onun her sözü Kur'an-ı Kerim'di Resulullah Efendimiz'in. İmanlı olmak bastığı yeri bilmek alametidir. İmanlı olmanın alameti bastığı yeri bilmesidir. Hayvanın da biraz sonra ne yapacağı belli olmaz. Müslüman çok üstün sıfatları da yaratmış. Müslümanı çok üstün sıfatları da yaratmış. Herkesin yaratılmasının bir sebebi vardır. Din akla hitap eder. Bakırköy'deki deli mükellef değildir. Akıllı insanların bir araya geldiği yerdir burası. Hepimiz mükellefiz. Muhabbetimiz ne kadar artarsa Allah-u Teala bizi o kadar sever. Ve yine bir seferinde aya çıkıyorlar, keşfediyorlar. Ay zaten var. Var olan bir şeyi keşfediyorlar. Keşif demek, var olan bir şeyin örtüsünü kaldırmak demektir. Kör görmezse güneşin suçu ne? Ne kadar şükretsek az ki çizginin bu tarafında bizi yaratmış. Moskova'da, Çin'de değil veya Kuzey Kore'de değil, onu ilave edebilirsin. Küba'da değil. Orada yaratılsaydı ne olacaktı? Mesela Kuzey Kore'de yaratıldın. Anan baban komünisti. Dışarıyla irtibatın yok. Öyle hayvan gibi doğar, hayvan gibi büyür, hayvan gibi ölür giderdin. Bizi Cenab-ı Hak bu coğrafyada dünyaya getirmiş, Müslüman ana babadan dünyaya getirmiş. İslamiyet'i öğrenme imkanımız var. Ehl-i Sünnet itikadını öğrenme imkanımız var. Bilhassa bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında. Bu çok büyük bir nimet. Mesela Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde bu şeyle bu fırsatta bu kadar yok. Türkiye'deki kadar yok. Bunun kadir ve kıymetini hep beraber bilmemiz lazım. Ölüm mutlak var. Herkes ölürken eyvah diyecek. Ahirette en çok çekeceğimiz kul hakkıdır. Kul hakkı insanın parasını çalmak değildir. Sen haklısın diyene cennette köşk var. Sen haklısın. Şimdi başlangıçta Emre abiyle Cağaloğlu'nda bunu çok anlatıyorlardı falan. Şimdi bakıyordum. Ya hepimiz azgın, nefisler azgın. Bir arkadaş çalışanlardan birisi diğerine. Biz şimdi patron demezdik size, Emre abi derdik. Hatta bizde sendika yoktu. Hakikaten sendika yoktu. Adamlar geliyorlar ya, sendika kurulsa falan, Enver abiyle gidin çarpın falan. Adamlar araştırma da yapmışlar. Sendika kursa, sendika başka kim olur? Enver Ören. Patron sendika olur. İşçiler onu ister çünkü. İşçiler onu ister. Çünkü Enver abi bizi en iyi düşünen o. En iyi düşünen oydu. Herkese karşı öyleydi. Herkese karşı öyleydi. Ama işte o ihlas finans sebebiyle bu güzel insana itibarsızlaştırmak ve insanların gözüne düşürmek istediler. O insanların gözüne düşürmek isteyenler kendileri de gitti. Hatta ölenler de oldu. Orada aynı şekilde hesaplaşırlar. Dünyada bile aynı şekilde kendileri itibar kaybetti gitti. Emel abi itibar kaybetti. Alakalı olarak da bir takım eleştiriler oluyor. Sadece ihlas finans değildi mesela. O konuda da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Emir abi o zamanlar TGRT'de işte bir takım sebeplerden dolayı, insanların bilmediği sebepler bunlar tabii. Herkesin bilmediği, biz bile bilmiyorduk birçoğunu. Bir takım sanatçılarla, şarkıcı, türkücü, işte neyce, sporcu falan onlarla beraber oldu. Mesela diyorlar ki işte filanca kadınla, bir sanatçıyla tokalaştı Emir abi falan gibi şeyler var. Şimdi bazı şeyleri söyleyiver hani... İnsanların idrakine bırakmak gerekir. Anlaması gerekir bazı şeyleri. Ya hangi köprüden geçiyorsun? Nereden geçiyorsun? Türkiye'nin şartları ne? Hani lafta demokrasi, demokrasi falan. Hepsi hikayeydi. Hepsi hikayeydi. İki kişi şimdi çok açık net yazılıyor. Boğaz'daki baron deniyor. Boğaz'daki aynı şekilde bilmem neler deniyor falan. Şimdi çok netleşiyor. Müslüman görünen, Müslüman görüntüsü verenlerin aynı şekilde ihanetleri çıkıyor şimdi. İhanetleri çıkıyor. Böyle bir toplumdasın. Böyle bir zaman dilimi içerisindesin. Ve senin kurumların içerisine sığmış bir sürü hainler var. O aynı şekilde doğru olanlar da çekinmiş, korkmuş, pısmış. Onlar bir şey yapamıyorlar. Böyle bir durumda yayını durdurmamamın lazım. Durdurmayacaksın. Yayına devam edeceksin. Ama tedbirler alacaksın. Çalışanlarını koruyacaksın. Çalışanlarını koruyacaksın, Müslümanları koruyacaksın. Şimdi hatırlar mısın? 28 Şubat gelmeden önce TGRT'nin billboardlarda yayınlanan bir şey vardı. Gör bak neler olacak. Evet. Çalışanlar olarak biz de anlamadık. Biz dedik ki ne olacak acaba? Gör bak neler olacak. Gör bak neler olacak. Ki o dönemde TGRT'nin genel müdürlüğünde de şimdi İhlas Holding sahibi konumundaki Mücahit Ören Beyefendi vardı. TGRT genel müdürüydü o zaman. Şimdi dede, baba, oğul.
torun. Bir bak ki TGRT hızlı bir değişme. Hızlı bir değişme. Programlarda olsun, bilmem nelerde olsun falan filan. Acayip bir şekilde. Herkes ne oluyor ya falan. İşte sabah kuşakları, öğlen sonra kuşakları, şarkılar, türküler, acayip, garayip, aynı şekilde şeyler falan. Ondan sonra yazılıp çizilmeye başladı. Ha, torun dedesinin yolunda değil. O aydın modern, ayrı bir rota çiziyor falan. Meğer geri planda ne pazarlıklar ve Enver abi ne baskılar yapılıyormuş. Ne baskılar yapılıyormuş. Ve o 28 Şubat döneminde Huzura Doğru indirildi. Huzura Doğru'da o zaman ekrana çıkartılanları. Huzura Doğru prime time'da yayınlanıyordu o zaman. Tabii. Onun öncesinde onu tabii da hatırlatalım. Enver abiler orada mesela hem devlette vazife yapıp hem de orada program yapan arkadaşlar da vardı falan. Onları geri çekti. Ve sonra öğrendik Enver abilerin altı. Sabaha kadar düşündük nasıl yapacağız. Ve biz de bekliyoruz Huzura Doğru kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı? 28 Şubat baskısı öyle bir yüklendi, öyle bir yüklendi ki tabi vatandaş bunu bilmiyor. Ondan sonra akşam üstüne doğru o zaman Huzura Doğru yönetmen olan arkadaş ekranda İslam alimlerini ve ufuk fikirlerini anlatan arkadaşlar bir şey yapıyoruz falan. Geldi kapıdan şöyle baktı, bana bir işaret etti. Gelir misin dışarıya? De gittik. Dedi Emre abiler haber göndermişler. Programı seninle yapacağız. Ben de o zaman ekrana çıkmıyordum. Tabir caizse zaten biz aynı şekilde 94'te de bir kriz vardı. TGRT haberde 3-4 ay aynı şekilde maaş alamamıştık o dönemler. Ama hiçbir zaman şikayetçi olmadık. Tabir caizse sırtımda doğru dürüst elbise yok. Ayağında lastik ayakkabı derler ya. O şekilde gecenin üçünde ha bugün içeriği diyorlar ya, muhteviyatı da aynı şekilde. Diyorlar ki hani fazla girmeyeceksin. Hani tabir caizse light bir program. Yani Huzura Doğru'dan da ağaç çiçek diyeceksin falan filan, hikmetlerini çiçekleri alacaksın. Çiçekleri sevelim. Öyle bir program aslında. Kimleri basmayalım. Mustafa Bey, gecenin üçü. Herkes derin uykuya daldığı zaman biz habire aynı şekilde çay, kahveyle falan kendimizi aynı şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gecenin üçünde biz Huzura Doğru programını çektik. Sabah 9'a yetişmesi için. Gecenin üçünde o program şey yaptık. O zamanlar işte tabii aynı evde oturuyorlar. Kayınpederler ve hocalar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Enver abiler. Ailecek sabah 9'da açıyorlar TGRT'yi Huzura Doğru'yu. Light bir program haline getirdik. Gece. Ve orada aynı şekilde elhamdülillah diyorlar. Burayı kurtardık. Enver abiler hangi defteydi? Ya gazetenin orta sayfasında o bizim sayfaya ne baskı. Kaldırın diye. Kaldırın diye. Ve bir tane bir bu televizyon dolaşan aynı şekilde bir zındık bir herif var. O zamanki dönemde bu adamı konuşturun, TGRT'de konuşturun. Enver abiler buyurdular ki konuşturma onun bedelini çok ağır ödedik. Ve sık sık Enver abilerin söyledikleri bizde gazetede, ondan sonra TGRT'de haram yayınlanabilir. Ama küfür asla buyurdular. Buna izin vermeyiz. Vermediler. Ama bunu çok pahalı ödediler. İşte İhlas Finans'la tepesine bindiler Enver abinin. Yok etmek için. Ve o dönemde Enver abinin yüzüne karşı bizzat diyorlar ki birkaç milyon insanı öldürmenin bir şeyi behsi yoktur. 70 milyon içinde 2 milyon. Mısır'da da aynı şeyi söylediler ya. Bu adamların anlayışları bu. Enver abiler o TGRT'deki o değişikliklerle, şarkılarla, türkülerle, bilmem nelerle hem hani İhlas Holding'de çalışanları korudukları gibi Türkiye'deki Müslümanlara da kalkan oldular. Türkiye'deki. Devamlı surette Enver abiler bir ay boyunca, iki ay boyunca Ankara'da hesaba çektiler. Enver abiler haberi anlatıyorlardı. Mütedeyyinle militanı ayırın diye. Mütedeyyin ayrıdır. Bunlar dinini sever, dinli icablarını yapıyor. Bu insanları ayırın. Onun mücadelesini yaptı Enver abi. Ha insanlar kadir kıymet bildi bilmedi, o ayrı bir mesele. Ama İhlas Finans'ta alacağı iki kuruş içinde sövmediği, demediğini bırakmadı. Hakkı mıydı? Değildi. Toprağın altında o da görecek hakkı olmadığını. O da görecek aynı şekilde. Kar zarar ortaklığıydı. Karın ortaklığında zararına niye ortak değilsin? Yarın mahşer günü bunların hesabı elbette ki görülecek. Yani Enver abiler o 28 Şubat'ta Türkiye için, Türkiye'deki Müslümanlar için kendini siper etti, kalkan olmuştu. Kalkan etmişti. Çok yıprattılar. Delik deşik oldu. Ama
Hani sonradan aynı şekilde. Ha diyeceksiniz ki efendim vefatından önce bunlar anlatmazdı ki. Kendisi de anlatmazdı bunu. Çünkü Emir abiler habire şunu söylerlerdi, naklederlerdi. Yaptığınız iyiliği ve size yapılan kötülüğü unutun. Yaptığınız iyiliği ve size yapılan kötülüğü unutun. Bir defa gündeme getirdim bu eziyetleri. O zaman siz de TGRT'deydiniz. Bir defa dinlediniz mi TGRT teşriflerinde? Eniyordu, yüzü gülüyordu. Emir abi gidip evde ağlıyordu. Geceleri ağlıyordu. Ama gündüzleri neşeliydi. Gündüzleri neşeliydi. Ne sıkıntılar, ne badireleri atlattılar. Ya TGRT'nin aynı şekilde genel müdürünün başına bunu getireceksin dediler. Şu işte artisti şu şarkıcıya program yaptıracaksın dediler. Yapmayın efendim. Ha yapmayın efendim, yapma. Şimdi rahatladı. Bak başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi herkes aynı şekilde böyle gayet rahat bir şekilde uydudan çıkarak televizyon kuruyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. İlk aynı şekilde özel televizyon Star'dır. Ondan sonra da TGRT devreye girdi. Ondan sonra TGRT devreye girdi. Ve Türkiye'deki aynı şekilde Müslümanların da sağ kanadında aynı şekilde gazete olarak, radyo olarak, televizyon olarak önünü açan Enver abi oldu. Fakat bu insanlar ne vefasız çıktı, ne nankör çıktı. Sonra tuttular Enver abiye hakaret etmeye kalktılar. Bunun hesabı elbette aynı şekilde hani keser döner, sap döner, yanlış hesap Bağdat'tan döner, elbette ki döner. Enver abiye kim ne yaptıysa, ister çalışanı yapsın, ister bir başkası yapsın. Bunun hesabı aynı şekilde zor, döner. Zoru görüp de içki içenler, zoru görüp de hanımının başını açanlar, şimdi adam olduk diye Enver abinin aleyhinde konuşuyorlar. İslamiyeti bozarak, çalgılarla Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam aynı şekilde yad ettik diyenler, anlattık diyenler, onların da aynı şekilde iç yüzleri meydana çıkacak elbette ki. Emre abi bütün bunları biliyordu. Ciğerlerini biliyordu. Hatta Emre abi bir sefer Cağaloğlu'nda anlatmışlardı. Gazeteyi çıkarmadan önce sağ taraftakilerle aynı şekilde geldik. Dedik ki hani güçlü bir aynı şekilde tıraşı yüksek müşterek bir gazete çıkaralım. Her birimize bir sayfa verelim. Her birimiz o birer sayfada o bir sayfası bizim olsun, bize ait olsun. Orada ne isteyecek onu yazalım. Ama hepimiz müttefik hani tek bir gazete çıkaralım. Güçlü bir gazetemiz olsun. Yanaşmadılar. TGRT çıkarken de aynı şekilde, TGRT çıkarken aynı şekilde Enver abilerin çalmadığı kapı kalmadı. Müştereken böyle bir aynı şekilde televizyon kuralım. Müştereken televizyon kuralım. Ama hiçbirisi yanaşmadı. Sağ taraftakilerin hiçbirisi yanaşmadı. Hep ayrı bir yere çektiler. Hatta o zamanlar işte TGRT kurulurken Türkiye Gazetesi abonelerinden bir senelik peşin para. Sonra da işte bizim paramızla. Ya senin paran aynı şekilde gazetenin parası be arkadaş. Senin paran TGRT'ye gelmedi ki. Senin paran TGRT'ye gelmedi. Ve o şeyde Cağaloğlu'ndaydık. Kendileri anlatmışlardı Enver abiler. Bu gece buyurdular işte mübareklerle, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerine mübarekler diye söylerlerdi. Mübareklerle sabaha kadar oturduk istişare ettik. Hocamızla buyurdular. İstişare ettik. TGRT'yi kuralım mı kurmayalım mı? En sonunda kuralım dedik. Çünkü kurmazsak mesul oluruz. Niye? Çünkü onlar bu asırda geldi. Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına neyle ulaştıracaksın? Gazeteyle. Neyle ulaştıracaksın? Radyoyla. Neyle ulaştıracaksın? Takvimle. Neyle ulaştıracaksın? Televizyonla. Ve hemen abiler haberi anlatırdı. TGRT'de o zaman yayınlanırken o bir saati bana ait. Diğerleri değillerdi. Diğerleri değil. Anlamıyorduk ne demek istediğini Enver abinin. Diğerleri bana ait değil derdi. Arkadaki pazarlıkları biz görmüyorduk ki. Arkadaki baskıları görmüyorduk ki. Enver abi o baskılara göğüs geliyor. Bize hissettirmiyordu. Bize kapıyı açık tutuyordu. Biz de aynı şekilde anlatıyorduk. Halen onların aynı şekilde bereketiyle bu yayınlar yapılıyor. Bunu unutmamak lazım. Nankörlük de etmemek lazım.